Kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Casper VR M1 titreşim nasıl değişiyor onu sizlerle paylaşacağız. Cihazı sökmek için arka kapaktan başlıyoruz. Arka kapağı sökmek için burada tırnak yeri var. Gördüğünüz gibi tırnak yardımıyla arka kapağı söküyoruz. Dikkatli bir şekilde sökmeniz gerekiyor. Çünkü tırnaklar bir tanesi de kırıldığı zaman kapak kasada oturmaz. Bilginiz olsun. Evet, yıldız tornavidalar, cıvataları sökeceğiz. Titreşimi değiştirmek için şu arka paneli sökmeniz yeterlidir. Anakartı sökmenize gerek yok. Bazen müşteri soruyor, diyor ki İzzet Bey, ben işte titreşimi değiştireceğim de ama anakart sökülüyor mu? Hayır, anakart sökülmüyor. Arka paneli söküldükten sonra titreşimi değiştirebilirsiniz. Yalnız titreşimi değiştirmek için havya, lehim ve makineniz olması gerekiyor. Yani malzemeniz olması gerekiyor. Malzeme olmadan yapamazsınız bu işlemi. Çünkü lehimle bu parça değişimi oluyor. Veya da o soket kartıyla beraber değiştirmeniz gerekiyor. Yani birazdan titreşimi beraber göreceğiz. Evet, IMEI numarası veya da cihaz kimliği. Evet, arka paneli sökeceğiz. Dikkatli bir şekilde sökünüz. Evet, elindeki aparat ekrana dengelebilir veya da batarya filmine dengelir. Dikkatli olmanız gerekir. Hani kaşı yapmaya çalışırken göz çıkarmayalım lütfen. Evet, arka paneli söküldükten sonra titreşimi gördüğünüz gibi kablolu ve lehimlidir. Evet, şebeke kablosunu dikkatli bir şekilde söküyoruz. Ve ara filme dikkatli bir şekilde söküyoruz. Titreşim dikkatli bir şekilde yapışkanlığından çıkarıyoruz. Altta yapışkan olduğu için. Eğer lehiminiz, lehim makinesi yoksa bazen bu kartla beraber satılıyor. İnternet sitelerde mevcuttur. Evet, şuna dikkat ediniz. Veya da bu siparişini yaparken sorun. Titreşim üstünde var mı yok mu diye. Eğer lehiminiz veya da malzemeniz yoksa şöyle kart halinde de alabilirsiniz. Evet, titreşim. Hemen sökeceğim. Lehimle sökmemiz gerekiyor. Havya'da. Evet, şöyle üstüne lehimi tutunuz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda söktük. Kırmızı kablo artıdır. Siyah eksi her zaman böyledir. Ve zaten soket üzerinde de artı var zaten. Yani şurada gördüğünüz gibi. Yani şöyle artı. Ben ekrana göstereyim ki sizler de görün. Bir de eksiği hemen yanında. Evet, lehim olması gerekiyor. Lehim olmadan ya da havya olmadan bu işlem olmaz, bilginiz olsun. Evet, havyanın ucu temizlemek için şu görmüş olduğunuz pastel var. Bir de bulaşık teli, makasla kestik. Bu şekilde havyanın ucu temizliyor. Çünkü kimi süngerler temizliyor. Süngerleri temizlerken havyanın ucu siyah oluyor ve lehim yapmıyor, bilginiz olsun.
Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde lehim yapıyorsunuz. Evet, şu anda soket yerine takıyorum. Filme takarken dikkat etmeniz gerekiyor. Bak şu şekilde. Çünkü soket tırnakları çabuk kırılıyor. Şu şekilde. Kırıldığı zaman soket değiştirmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet, titreşimi gördüğünüz gibi. Titreşim faydaları çoktur. Eğer çiftçiyseniz mutlaka olması gerekiyor. Çünkü çift sürerken traktörde ses gelmez. Şoför kardeşlerim de aynı. Karabalık ortamlarda sadece zil sesi yetmeyebilir. Veya da bir toplantı esnasında sesliyken olmuyor. Sessiz de duyulmuyor. Mutlaka titreşim kullanmanız gerekiyor. Evet, titreşim değişimi yaparken cihazın ekran kırılma riski yok. Hiçbir risk yok. Bilginiz olsun. Hani bazı cihazlarda cihaz sökümü yapılırken ekranın kırılma riski oluyor. Fakat bu modelde veya da bu modellerde kırılma riski olmadığı için ekranın içindeki bütün parçaları da değiştirmek için herhangi bir risk yok. Bilginiz olsun. Evet, şu anda şebeke kablosunu da taktık yerine. Arka paneli takacağım. Paneli takarken bazen cıvata yapışıyor. Kıratıcı özelliği olduğu için. Cihazınıza zarar verir, bilginiz olsun. Kontrol etmeniz gerekiyor. Evet, tekrar cıvataları yerine takıyoruz. Cıvataları aynı boydaydı. Söylemiş olduğum gibi. Aynı boyut. Çünkü bazı cihazlarda boy boy olduğu için. Cihazda hepsi aynı boyutta. Evet, arka panelin tırnakları kırıldığı zaman kasada oturmaz. Bilginiz olsun. Ekranla arka panel arasında boşluk kalır, toz alır. Bilginiz olsun. Evet, cihaz kimliğine dikkat edin. Bazen cihazı tamire verdiğiniz zaman arka kapağı sökün ve kontrol edin. Çünkü cihaz kimliği çok önemli. Evet, gördüğünüz gibi yapışkanlı olduğu için o da hemen bataryanın üstüne yapıştırdık. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.